Herhalde başladı. Merhabalar. Merhabalar. Ben Sibel Ercan. Başladı mı şimdi? Başladı. Merhabalar. Ben Sibel Ercan. Pulmoner Hipertansiyon Skleroderma Hasta Derneği Başkan Yardımcısıyım. Bugün sklerodermada Raynaud hastalığı ile ilgili farkındalık ayı olduğu için onunla ilgili sizlerle bir canlı yayın yapacağız. Ama öncelikle şuna değinmek istiyorum ben. Yaşadığımız son günlerde mi, uzun zamandır COVID-19'la mücadele eden tüm sağlık çalışanlarına, hayatlarını kaybedenlere buradan bir başsağlığı dilemek istiyorum. Ve bu anlamda hepimizin çok dikkatli olmasını öneriyorum. Maske, el hijyenine, mesafeye dikkat edilmesini öneriyorum. Ve güzel günler dileyerek yayınımıza başlıyorum. İlk önce kendimizden bahsetmek istiyorum ben. Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma Hasta Derneği olarak biz nadir hastalıklar anında kurucu üyesi olduk. Evradis üyesi olduk aynı zamanda. Tülay Aktaş Gönülleri Kuruluşları Güç Birliği üyesi, İzmir Kamu STK İşbirliği Platformu üyesi olduk. Avrupa Birliği İdiopatik Pulmoner Fibrosis Vakfı'nın üyesi olduk. Ve ayrıca Avrupa Nadir Hastalıklar Platformu üyesi olduk. Onlar da bizden bugüne kadar girişimlerde bulunduğumuz, güzel neticeler aldığımız ve yurt dışında da tanınan bir dernek olduğumuzu da bildirmek istiyorum. Bugünkü konuğumu almak istiyorum ben. Emine Bolakar'ı davet ediyorum. Bize yara bakımı ile ilgili Raynaud hastalığında önemine değineceğiz. Ne yapmamız gerekiyor? Biliyorsunuz havalar soğudu. Kış ayları yavaş yavaş geliyor. Bizlerin de en istemediğimiz, en sıkıntılı, en acı hissettiğimiz bu dönemde yara açılması. Bu anlamda da yara bakımına değineceğiz. Nelere dikkat etmeliyiz? Ne gibi önlemler almalıyız? Bununla ilgili bize Emine Bölökar güzel bilgiler verecek. Ona sorularımızı yöneltebilirsiniz. Yine bizlere ulaşmak isterseniz telefon numaranız bizim 555-024-1480. Mail atmak isterseniz bahssc@gmail.com www.pahssc.org.tr'den ulaşabilirsiniz. Sosyal medyamızdan ulaşabilirsiniz. Twitter, Instagram ve Facebook sayfamızda da bize sorularınızı yöneltebilirsiniz. Ve derneğimize üye olmanızı özellikle bekliyorum. Sorunları çünkü birlikte çözebiliriz ancak bu şekilde. Sizlerin de sorunları olduğunda ilaçlı vesaire tedaviyle ilgili biz sizlerin yanında olacağız her zaman. Çünkü sizlerin üye olması bizler için önemlidir. Onun için hepinizi dernek sayfamızda üye bilgilerimiz vardır. Dernek üstünden bize üye olabiliyorsunuz. Bunu da bildirmek isterim. Evet, Emine Bölükar'ı bekliyoruz. Yara bakımı ile ilgili canlı yayınımızı bekliyoruz. Evet, katıldı Emine Hanım. Evet, merhabalar Emine Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyiz. Bugün birazcık ben hüzünlü başladım. Biliyorsunuz annemi kaybettim 28 Ağustos'ta. Ve bugün de anneciğimin benim doğum günü 22 Ekim. Öyle. Tam da bugüne denk geldi. Evet, evet. Birazcık hüzünlüyüm bugün ama yine de dediğim gibi canlı yayınımızı daha önceden kararlaştırdığımız için tabii ki biz yayınımızı devam edeceğiz. Acımızı, içimizi her zaman gömüyoruz. Sevdiklerimizi buradan rahmet diliyoruz bütün ölmüş yakınlarımıza diyorum. Ve hoş geldiniz diyorum. Sözü size bırakıyorum. Sizi biraz tanıyabilir miyiz Emine Hanım? Ben sizi tanıyorum ama hastalarımız, derneklikler tanımıyor. Sizi bir tanıyalım. Kendinizden bahseder misiniz bize? Evet, tabii ki. İsmim Emine Bolakar.
vereyim ve aynı zamanda yaklaşık 20 yıldır yara bakımıyla uğraşıyorum. Teknolojik yara bakımların Türkiye'ye kazandırılması, tanıtılması, eğitimi ve uygulaması olarak 20 yıldır hizmet veriyoruz sektörde hastalarımıza, hekimlerimize ve bu işe gönül vermiş herkese. Sizleri de tanımaktan onur duydum. Çok tesadüfen tanıştık ama güzel şeyler oldu. Bu anlamda çok mutluyum. Ayrıca böyle bir fırsat verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Sizinle biz bir telefon irtibatı geçtik, tanıştık. Sizin desteğinizle gerçekten birçok hasta, ben de bunun içinde dahilim. Çok güzel bilgilendirme yaptınız ve o sıkıntılı süreçte bize, o pandemi döneminde gerçekten öyle güzel dokunuşlar yaptınız ki benim yaralarım ve benim gibi birçok hastanın da açılan, reno ile ilgili açılan yaralarımızın bakımını özenle sizin tedavilerinizle iz bırakmadan iyileştirdik. Şimdi yara bakımı derken tabii ki sklerodermada reno atakları sklerodermde olmazsa olmazı yaşanan bir sorun. Acı veren, şiddetli spazmlar yapan, stresli anlarda, sıcak soğuk geçişlerinde etkileyen bir hastalık. Biz öncelikle yara açıldığında, daha doğrusu da açılmadan da önce hissediyoruz çünkü ne olacağını. Nelere dikkat etmeliyiz Emine Hanım? Şimdi Sibel Hanımcığım, öncelikle çok kısa da olsa bir yara tarifiyle başlamak istiyorum. Yara tanımı kabaca deri veya doku bütünlüğünün bozulup fonksiyonelliğini yitirmesi anlamına geliyor. Yara, kronik yara ve akut yara diye ayrılabiliyor. Aslında Raynaud sendromunda kronik yaraya giriyor. Çünkü akut yaralarda hani kazalar, bıçak yaralanmaları, düşmeler gibi hani aniden gelişen yaralara biz akut yara diyoruz. Fakat birincil bir hastalığa bağlı yaralara da kronik yara diyoruz. Kronik yaraların ortak bir özelliği var. Çeşitleri çok bol ama tek ortak noktası dolaşım bozukluğundan kaynaklanıyor. Ve scleroderma Raynaud sendromunda da yine böyle. Dolaşımdan kaynaklı el uçların kanlanamaması ve ısının nemin korunamaması olduğu zaman yaralar maalesef açılmış oluyor. Şimdi yarada yani kronik yarada en önemli kriter yaranın nemli kalabilmesi. Bu çok önemli bir kriter. Ne ıslak ne de kuruyken maalesef yara iyileşmesini sağlayamıyoruz. Yani böyle halk arasında bilinen, doğru bilinen yanlışlar var. Hani yara açık kalsın, daha çabuk iyileşir gibi. Maalesef bu şekilde olmuyor. Yarayı nemli ve kapalı tutmak durumundayız. Isısını kontrol etmek durumundayız. Ne sıcak ne soğuk olacak. Bunlar çok önemli. Özellikle Raynaud sendromunda dikkat edilmesi gereken en önemli husus. Aslında sadece onda değil, bütün kronik yaralarda asıl yara oluşmasını engellemek. İlk hedef bu olmalı. Bu gruptaki hastalardan ricam, özellikle mutlaka kendileri de çok iyi biliyordur ama bilmek yetmiyor, uygulamak lazım. Ellerini mutlaka soğuktan korumak en önemli özelliklerden bir tanesi ve kuru kalmamasını sağlamak. Yani elinizin nemini ve ısısını koruduğunuz zaman bu şekildeki yaraların açılmasını bir nebze önlemiş olabiliyoruz. Bunun yanı sıra tırnak kesimi, manikür gibi şeylerde çok dikkatli olmalıyız. Derin kesiler oluşmamalı. Sigara kullanımı kesinlikle olmamalı. Parmağa basınç verecek ağırlıklar kaldırılmamalı. Bunlara dikkat edildiği sürece yara oluşumunu engellemek biraz daha elinizde olabiliyor.
Oldaki yara açıldı. Yara açıldıktan sonra parmak uçlarındaki sıkıntı maalesef hani her şeyi elimizle yapıyoruz. Dolayısıyla hani Maalesef. savunmak, korumak çok önemli. Bu bağlamda enfeksiyon araya giriyor ki enfeksiyonu engellemek çok önemli. Sizle tanıştığımız dönemdeki yaralarınızı şu an hatırladım. Açık yaralar Evet. oluştu. Bu açık yaralar oluştuktan sonra özellikle el uçlarında öncelikle biz yarada sıralamasına göre takip etmek durumundayız. Kronik yaranın iyileşme gösterebilmesi belli kriterlere bağlı. Şöyle ki öncelikle yarayı tanımak lazım. Yaraya bakacağız. Yarada ölü doku var mı? Yani yaradaki ölü doku bizim her zaman istemediğimiz bir nokta. Siyah ya da sarı oluşumlar olarak göze çarpıyor. Öncelikle yaradan bunları uzaklaştırmak gerekiyor. Sonrasında bunlar uzaklaştıktan sonra enfeksiyon kontrolü çok önemli. Enfeksiyon var mı? Koku, ağrı, kızarıklık, ödem. Bunları tedavi etmek gerekiyor. Ondan sonra zaten yara kenarlarını kontrol ederek epitelizasyonu sağlıyoruz ve fonksiyonelliğini tekrar getirmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda hani işte ölü doku varsa el uçları hassas yerlerde cerrahi işlemler biraz daha zor. O yüzden daha çok böyle enzimatik debritman yapan ya da otolitik debritman yapan kremlerden faydalanabiliriz. Eğer ölü dokumuz yok sadece enfeksiyon riski ya da enfeksiyonumuz varsa gümüşten faydalanabiliyoruz. Şöyle ki neden gümüş? Yaraların hepsinde biraz önce de bahsettiğim gibi dolaşım bozukluğundan kaynaklandığı için her ne kadar ağızdan alınan oral antibiyotikler işe yarar, mutlaka yarar ama esas noktaya ulaşamayabiliyor. Dolayısıyla biz bu noktalarda yerel olarak antibiyotik işlevi gören gümüşlü preparatlardan faydalanıyoruz. Ve tekrar derinin toparlaması, epitelizasyonunun sağlanması için hyaluronik asitten faydalanıyoruz. Veya doku kaybı olan açık yaralarda kolajen ürünlerden faydalanıyoruz. Ve bu şekilde yaraların görüntüsüne, şikayetine, ağrısına, enfeksiyonuna göre seçilen ürünler de değişiyor. Bunu eğer sıralamayı doğru yapamaz ya da işte ölü dokunun üstüne olmayacak bir preparat kullanırsak maalesef yara iyileşmesinden ziyade daha derin yaralar oluşabiliyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Evet. Buyurun. Evet, yara bakımı ile ilgili bu. Ben bir şey ilave etmek istiyorum. Burada sklerodermal hastaların şuna dikkat etmeleri gerekiyor. Aşındırıcı bir şeyin kullanmaması, soğuk suyla temas etmemesi. Tabii ki biz bayanlar olarak ev hanımlarının maalesef iş yükü ağır. Bu anlamda da tabii ki suya elimizi sokuyoruz ama aşındırıcı deterjanlara maruz kalmamak için de eldiven kullanmalarını tavsiye ediyorum ben. Çünkü burada çok hassas deri inceliyor. Ani çarpmalarda bile, darbelerde bile hemen yara açılabiliniyor. Bu da çok önemli. Darbelere maruz kalmamak da çok önemli. Bir şey daha değineceğim burada. Sigara, özellikle sigara kullanılıyorsa bunun da gerçekten dikkate alınması ve içilmemesi ve hatta aile bireyleri arasında da sigara içen varsa buna da maruz kalınmamasına da dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve dediğim gibi hava ısı değişiklikleri de çok önemli. Yanlarında muhakkak eldiven bulundursunlar. Ben yaz aylarında belli pamuklu eldiven bulunduruyorum. Kış aylarında iki çift çorap. Çünkü sadece yara açılması sadece parmaklarda olmuyor. El parmaklarında olmuyor. Ayak parmaklarında, kulak uçlarında, burun uçlarında, diz kapaklarında da olabiliyor. Ve o bölgeleri de sıcak tutmak da bu anlamda
çok önemli ve en önemli konudaki hayatımızda hakikaten stres diyoruz, stresle başa çıkmak. Stres de bazı spazmlar yapıyor, kan akışını engelliyor. Onun için stressiz bir hayat, stressiz bir yaşam ne kadar yapabiliriz bilmiyorum. Şu dönemlerde bizler evet bu kadar hastalıklar varken, bu kadar hastayken biraz zor da olsa yine de psikolojik destekle bu işi de bence yapabileceklerine inanıyorum. Benim ilave edeceğim bu. Bir de siz el yıkarken bana bir şey değinmiştiniz. Kullanacağımız hangi ürünler olabilir elimizi temizlerken? Bu da önemli. Bununla ilgili de bilgi alabilir miyim? El dezenfektanı anlamında BB şampuanı kullanabilirsiniz. Yani kimyasal içerikli çok fazla istemiyoruz. Özellikle zaten el uçları hassas noktalar. Benim şu anda birçok piyasada antiseptik solüsyonlar var. Fakat benim nacizane tercihim BB şampuanı. Elinizi yıkamanız, ıslak kalmamasına dikkat etmeniz. Nem derken çoğu kişi de hani bu yanlış anlaşılabiliyor. Nem derken ıslak demiyoruz. Elinizi yıkadıktan sonra çok güzel kurulayıp ondan sonra nemlendirici kremlerden faydalanmanızı istiyoruz. Yani nemi ıslatıp biraz elimizi ıslak tutmak değildir nem. Hani burada yanılgı çok oluyor benim özellikle. Evet. Sadece skleroderma değil, genel anlamda. Evet. Yani yara ısı ve nemi çok sever iyileşme aşamasında. Yani mesela ben naçizane şunu da söylemek istiyorum. Pamuklu eldiveniniz, tam ona değinecektim. Yani elinizi sıcak tutmak amacıyla her türlü koruyucu eldiveni kullanmamak lazım. Alabildiğine dikişi az pamuklu eldivenleri tercih etmenizi öneririm. Çünkü dikişli ya da deri hani Winnex türü birçok piyasada farklı eldivenler var. Bayanlar olarak biz hep böyle biraz daha hani cafcaflı şeyleri seviyoruz. Fakat sıpıslı. Evet, evet. Ufacık bir dikiş hattı bile orada basınç oluşturabiliyor. Dolayısıyla bu bile hiç farkına varmadan zarar verebilir. Evet, aynı şey şey için de geçerli, ayak için de geçerli. Ben ona da değinmek istiyorum. Yine ayak parmaklarını sıkıştırmamak. Ben hatta kış ayakkabı ya da botlarımı alırken hep bir numara büyük alıyorum. Ben zancı iki numara büyük alıyorum. Bazı kalıplar farklı olduğu için içine tabanlık koyuyorum yumuşak. Çünkü ayak tabanlarında da bir takım eksiklikler oluyor sertleşmeleri olduğu için. Ve kalın çorap giyeceğim için de sıkıştırmaması için bir ya da iki numara büyük alıyorum. Sıcak tutacak dediğiniz gibi dikiş sizi rahatsız etmeyecek çoraplar giyiyorum. Bu da bizim alacağımız tedbirlerin başında geliyor. Peki, yaramız açıldı Emine Hanım. Açık bir yaramız var bizim orada. Fakat bu yarada bir sulanma oluyor. Şimdi biz açık yaramızın sulanması var. Nasıl bir pansuman yapmalıyız? Bu da çok önemli. Şimdi zaten yarada önemli şeyler var. Yani kriterler, maddeler var. Akıntı ve ödemi mutlaka azaltmak, ağrıyı gidermek, hani yara iyileşmesi aşamasında çok önemli. Çok güzel bir yere değindiniz. Yara, biraz önce yine aynı noktaya geliyorum bakın, dikkat ederseniz. Evet. Nem kontrolü dedik. Bu yaranın akıntısı da dahil. Yaradaki gelen akıntıyı da göze alarak yaptığımız pansumanlarda dikkat etmemiz gereken şey birinci derecede şu. Herhangi bir kapama örtüsüyle kapatırken yaranın nemini koruyabilecek örtülerden faydalanmalıyız. Şöyle, yani yaranız önce kuru, sert ise finli örtüler öneriyorum. Biraz nemli tutsun ki orayı yumuşatsın diye. Kullanacağımız kremlerin yanı sıra. Bir de buradaki gerilmeyi de engelliyor tabii ki yumuşattığımızda.
Tabii. Hemen şunu da söyleyeyim yeri gelmişken. Krem, sprey formu preparatlar kullanırken eğer yaranız kuruysa mutlaka parafinli örtülerden faydalanmanızı istiyorum. Sebep, krem veya sprey türü materyaller kuru bir kapamayla kapatılırsa o kuru kapama tarafından emilim olacak ve yaraya birleşmesi zorlaşacak. Dolayısıyla yara kuruysa parafinli nemli örtüler, yarada akıntı varsa tam tersi emilim yapan örtüler, yani yaradaki akıntıyı içine hapsedebilecek fiber örtüler, alginat örtüler diye piyasada adlandırılan yara ürünleri var. Bunları kullanmanızı öneriyoruz. Yani eliniz sargılı, birkaç saat geçti, sargınız pislendi, ıslandı, hemen değiştirmeniz lazım. Bakın, ıslaklık olmayacak veya yaranız kuru, sardınız, 3-4 saat geçti, elinizde bir gerginlik, kuruluk hissettiniz. Hemen yenilemeniz lazım. Yani altın kural nem. Yara açılmaması için de nem. Yara açıldıktan sonra kullandığımız preparatlarla da nem dengesini korumak çok önemli. Yani kesinlikle akıllara kazınması gerekli en önemli altın kural nem. Evet. Tabii ki şeye baştan değindiniz siz zaten. Biz hanımların tırnak bakımı ile ilgili manikür pedikür. Bu da gerçekten önemli. Bazen yanlış kesilen tırnak bile orada yaranın açılmasına neden olabiliyor. Mümkünse kendileri yapmaya gayret etsinler. Kendi malzemelerini kullansınlar, mikrop kapmamak için. Çünkü gerçekten bu da çok önemli. Ve dediğim gibi yara bakımında, enfeksiyonda çok dikkat edilmesi gerekiyor. Hani biz sizinle benim yara bakımımda yaptığımız gibi yine doktora danıştık biz. Antibiyotik ben kullandım enfeksiyon olduğu için. Onunla birlikte, sizinle birlikte yara bakımını yaptık. Suya değdirmedik, nemli tuttuk. Bebek şampuanı ile yıkadık. Çarpmamaya gayret ettik. Ama burada bir de şöyle bir şey var Emine Hanım. Ben çok üzülüyorum. Siz de bunlarla karşılaşıyorsunuzdur. Bazı ne yazık ki hasta arkadaşlarım benim yanlış yönlenmelere gidiyorlar. Buna da birazcık değinelim istiyorum. Yok işte sülük tedavisiydi, yok işte bir takım bitkisel ürünleri bilmeden kullanmayı tercih ediyorlar. Sonuçları da çok kötü oluyor. Bunları da sizle birlikte değinelim istiyorum. Bu konuda ne dersiniz onlara? Uyaralım istiyorum sizin nezdinizde. Tabii ki. Şimdi en güzel kıyafetimiz derimiz. Bunu korumak gerçekten hepimizin tek dileği. Bunu yapan arkadaşlarımız da mutlaka hani bir an önce daha çabuk nasıl kurtulurum çabasında yanlış yönleniyorlar. Ama şu anda konuştuğumuz konu çok önemli. Hani bayanız, eller, ayaklar belki de bizim için en önemli noktalardan bir tanesi. Hem olarak hem kullanım olarak günlük hayatta bilinmedik, denemedik herhangi bir şeyi lütfen yapmayın. Yani herhangi bir tedavi birine iyi gelebilir ama illa diğerine iyi gelecek diye bir şey yok. En önemli bir şey var. Şimdi şöyle herkes yani yara iyileşmesi aslında tek bir şeye bağlı değil. Yani bizim kullandığımız ilaç yaranızı mucize yaptı, yaranız iyileşti değil. Yara bakımı ve yara iyileşmesi topyekün ele alınacak bir şey. Bu ne? Birincisi yemeniz, içmeniz, içinde bulunan psikolojik durumunuz, günlük yaşantınızdaki stres, aldığınız ilaçlar, yani kan değerleriniz, birçok şey birbiriyle bağlantılı. Eğer bunlardan bir tanesini sıkıntılıysa yara iyileşmesi zaten
çok kolay bir şey değil. Bir de kronik yaranın tanımında şöyle 6 ile 8 hafta arasında iyileşme göstermeyen yaralara biz kronik yara diyoruz. Yani kronik yarada en önemli hastaya düşen madde sabır. Sabır çok önemli. Yani iyileşmeyecek yara yok ama sabırla komple bir tedavi olarak düşünerek, yemenize içmenize dikkat ederek, yani şekeriniz varsa şekerinizi regülasyonuna dikkat ederek, doktorunuzun verdiği tedavi protokolünü ikinci plana atmayarak, bunlar çok önemli. Bu arada mesela bitkisel tedaviler dediniz. Ben son dönem planım, bu benim çok ilgimi çekti ve fitoterapiye başladım. Evet. Evet. İlginç. Neden başladım? İnanın bu da benim hastalarımdan aldığım bir ilham oldu diyeyim. Çünkü herkes o kadar böyle ezbere bitkiler kullanıyor ki. Piyasada inanılmaz pik yapmış. Yani o ona iyi geliyor, bu buna iyi geliyor. Hiç öyle değil aslında. Eğitime başlamadan önce ben de öyle biliyordum. Ama inanın her ne kadar hani evrendeki bitkiler, bütün ilaçların ham maddesi bitki de olsa birbiriyle iletişimi sizleri zehirleyebiliyor. Lütfen bilinçsiz bitkisel bir şey kullanmayın. Belki, hani konumuzla hiç alakalı değil ama çok Çok yani alakalı aslında, biliyor musunuz? hoşuma gittiği için paylaşmak istiyorum. Mesela bunu da hani kışa giriyoruz. Önemli bir şey. Yarayla alakası değil ama çok ilgimi çekti. Anlatmak istiyorum. Bir Tabii, ayva buyurun. yapmadan tüksürük şurubu eğitimini alıyorduk. Ve bana hocamız şöyle bir şey dedi. Ayva yaprağını aldıktan sonra diş fırçasıyla musluğun altında en az 15 dakika fırçalayarak yıkayın. Ayva yaprağının üstünde çok ciddi toksin maddeler vardır dedi. Ve bunu kaynatın. Kaynattığınız zaman ilk yüzeye gelen yağımsı bir tabaka olacak. İşte o zehirdir, mutlaka onu atın dedi. Mesela bunu dinleyene kadar hiç böyle bir şey duymadım. Ve zaman zaman hepimiz yapmışızdır. Ihlamur, ayva yaprağı, limon karışımı böyle bitkisel çaylar. Hani, düşünün ne kadar ufak bir nokta. Aslında çok önemli. Yakın zamanda birçok şeyi öğreneceğiz. Mutlaka paylaşmak da isterim yani. Tabii ki. Tabii ki, Ama tabii ki. çözümde çok dikkat. Lütfen arkadaşlar, yani çok önemli. İyi edeyim derken zehirleyebilirsiniz. Yaranızı daha çok büyütebilirsiniz. Mutlaka hani emin olduğunuz, mutlaka bilimsel bir şeye dayalı şeylerle gidelim. Evet, çünkü bitkisel dediğimizde içilsin ya da sürülsün fark etmiyor. Kullandığımız, bizim aldığımız ilaçlarla da etkileşmesi ters etki yapabiliyor. Değil mi Emine Hanım? Bu da çok önemli. Çünkü çok ağır ilaçlar kullanıyoruz bazılarımız. Onun için bunların içinde bile aslında baktığınızda bazı şeyleri diyor ki ilaçlarda. Pardon, bir bağlantı kesildi, bir arama oldu. Beni duyuyor musunuz? Duyuyorum, duyuyorum. Onun için içmek ya da sürmek ters etki doğurabiliyor ve geri dönülmeyecek sonuçları bize getiriyor. Bunu ben sosyal medyada o kadar çok görüyorum ki, bizim paylaşım bloğumuz var. Orada hastalar birbirlerine önerilerde bulunuyorlar. Ben bazen katılıyorum, yapmayın, etmeyin, işte uyarıda bulunuyorum, ama tabii siz bu konuda çok uzman olduğunuz için
Ben sadece burada kendi deneyimlerimi anlatıyorum. 30 senelik skleroderma hastası olduğum için, onun için biz sizin ne yaptığınız tedavide bile ben kendi doktorumla görüştüm. Siz de bana dediniz doktorunuzla görüşün. Orada bir şey var, bir kırmızılık vardı biliyorsunuz, enfeksiyon. Antibiyotik tedavisi gerekli ve biz ikili tedavi yaptık. Sizinle ve kendi doktorumla biliyorsunuz. Bu da bunu da değinelim. Kendi başımızı yapmadık. Sizin önerinizi birlikte tedavi yaptık. Ben yaralarımı doktoruma gösterdim, size gösterdim ve yara iyileşme sürecinde bu şekilde biz tamamladık. Bunu da dipnot olarak söyleyelim. Onun için bir takım sapmalara hakikaten engel olalım. Bu konu bizim için önemli. Doğru bir nokta Size değil Sibel Hanım. Yani şimdi yara bakımında olsun, hani bitkisel bir şey kullanım aşamasında olsun, kronik bir hastalıkla mücadele ediyorsunuz. Çok zor. Fakat evet. doktor, hekiminiz, yani doktorunuzla bağlantınızı hiçbir zaman kesmeyin. Kim ne derse desin, Hı. ezbere bir şey kullanmak çok daha kötü şeylere mal olabiliyor. Hı Ee, hı. bana mesela çok rast geldim. Telefon açıyorlar, yara resmi atıyorlar. Ya komşum sizin ürününüzü kullanmış, biz de kullanacağız, gönderir misiniz? Hayır, yani böyle bir şey yok. Hani böyle eskiden anneannelerimiz, babaannelerimiz Biz yapardı. İşte komşum, evet. ben de içeyim. Artık o devirde değiliz. Lütfen yani. Bitti. Hayat çok önemli. Bakın pandemi sürecinde sağlığın bir kere daha ne kadar önemli olduğunu. Önemli olduğunu. Dolayısıyla doktorunuzla iletişiminizi kesmeden, indikasyonunuza uygun olmayan herhangi bir şeyi kim ne derse desin, lütfen kullanmayalım. Ortak Evet, tavsiye, evet. yapmak lazım. Yara çok spesifik bir şey. Yani son 10 yılda falan hemen hemen bir farkındalık oldu yarada. Hani 10 yıl öncesine göre yarayı kimse üstlenmedi maalesef. Hani ben 20 yıldır Tamam. bakımı yapıyorum diyorum ama bunun 10 yılı işin mutfağında geçti. Hani Hı hı. öyle öğrendik. Hı. Yaklaşık 10 yıldır da ne mutlu ki buradan Ankara Üniversitesi İbn Sina Hastanesi'nde ilk yara bakım ünitesi kuruldu. Ve birçok hastanesine eğitim vererek, hemşireler yetiştirilerek, bu arada Gazi Üniversitesi'nin daha önceden uzman hemşiresi vardı, şu anda Koç Üniversitesi'nde dekan olan hocamızın yara bakım hemşireleri yetiştirerek, yani Türkiye'de bir farkındalık oldu. Ne kadar bilinçli insan, o kadar doğru sonuca gittik. O Evet. yüzden lütfen hani her ürün her yaraya iyi gelecek diye bir şey yok. Herkesin yani böyle yapısı farklı kullandığı, mesela sizlerin kullandığı ilaçlarda bağışıklık sisteminizi baskılayıcı ilaçlar var. Evet, Bunları evet, evet. geciktiren maddeler. Hani Aynen. yara iyileşmedi, işte onu yaptım olmadı, ben bir de şunu deneyeyim, komşum bunu denemiş iyi olmuş, artık bunların devri değil. Sadece yara iyileşmesinde dediğim gibi en önemli altın kuralları unutmazsak yara mutlaka iyileşir. Birincisi sabır, ikincisi ısı ve nem. Hani bunlar çok, Ismini. yani Evet. elimiz soğuk bırakmayacağız. Biraz önce lafınızı bölmek istemedim ama aklımdayken hemen söyleyeyim. Estağfurullah. Buyurun. Manikür olayında özellikle hani ya kendiniz yapalım ya da işte hani kendi malzemelerimizle yapalım kısmında şuna katılıyorum. Kendi malzemelerinizle bu işi iyi bilen birisine. Özellikle şimdi yeni bir meslek haline gelen podologlar Evet. var. Yani medikal ayak bakımı yapan, ayağın, elin ne olduğunu bilen, hani gidip herhangi bir kuaförde manikür yaptırmayın. Bilinçsiz insanların elinde
daha sıkıntılı durumlar yaşamayın. Kendiniz yapmayın derken de niye diyorum? Çünkü o manikür makasını tutmak bile sizin parmak uçlarınıza vereceğiniz bir basıdır. Evet. Bu Evet, anlamda bu bile önemli. Bu da önemli. Bu da önemli önemli. yani Evet. olarak geçiyor. Evet. Evet, bu da çok değerli ve önemli bilgiler verdiniz. Evet, benim de yara bakımı üstlendiğinizde benim yaralarımı değerlendirip bana göre tedavi verdiniz ve ben o tedaviyi kullandım. Benim kullandığım sizin önerdiğiniz tedavi bir başkasına farklı tedavi uygulayacaksınız. Onun için hiçbir şekilde sizin dediğiniz gibi birbirimize ilaçtı, işte kremdi, şuydu buydu önermememiz lazım. Ben bu bağlamda sizden bizim hastalarımız size nasıl ulaşabilirler? Şimdi gelelim ona. Ben Çünkü sizin çok faydanız oldu bize. bütün arkadaşlarıma iletişim numaramı paylaşabilirim. Hatta buradan hani söyleyeyim, yazabilenler yazsın. Yazamayanlar için Evet. Kamil Bey'de numaram var, Biz sizde numaram var. paylaşırız, paylaşırız. Evet. Hani önce yani böyle birebir konuşmakla daha faydalı olacağını düşünüyorum ama genel bilgiler olarak hani soru sormak isteyen varsa buradan da sorabilir. Sorabilirler tabii ki. Sizler için 7/24 müsaitim. Evet, onu ben biliyorum. O konuda hiç endişemiz yok. Siz buradan bilgilerinizi bizim paylaşırsanız, hastalar isterlerse bizden de tabii ki ulaşabilirler. Biz de bunu paylaşabiliriz seve seve. 0505 580 38-82 telefon numaram. Evet, sizi evine bırak Hanım. Evet, bizim 7/24 gerçekten aradığınızda karşınıza çıkıp bu konuda doğru bilgiler vererek ve yara tedavinizi üstleniyor. Gerçekten bu konuda çok bilgili. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bilgileri ve özveriyle ilgisinden dolayı. Çünkü çok teşekkür ediyor bana arkadaşlarım, sizi arayıp size ulaşanlar. Çok faydasını gördüler. Bu anlamda çok güzel bir şey misyon ediniyorsunuz. Ne mutlu bana da. Scleroderma, evet, gerçekten sizi tanımaktan dolayı çok mutluyum. İkinizi tanımışım. Benim çok sıkıntılı ve zorlu bir sürecimde derdime derman oldunuz. Gerçekten mucizeler yarattınız. Bu hastalık mucizelere gebe kalabiliyor gerçekten. Skleroderma zor bir hastalık. Otoimmün sistemi etkileyen bir hastalık. Dediğim gibi iç organ tutulumu yapıyor. Ama bizim en büyük sıkıntımız dediğim gibi Raynaud hastalığı. Raynaud sendromu. Ve bunu diyorum ki ben farkındalık adına Raynaud sendromunu fark et. Fark ettir diyorum. Herkes bunu bilsin. Tek başına da olabilen bir Raynaud ama altında yatan nedenleri artık araştırıyor. Eskiden böyle bir şey yoktu ama artık bir Raynaud sorunu ile gelen bir hastayı artık 1-2 yıl takip ediyorlar. Altta yatan birçok hastalık, romatizma hastalıklar var. Onun için bu konuya da dikkat çektik ve özellikle de 2 Mayı Raynaud Farkındalık Günü olduğu için de Emine Bolakar'la birlikte böyle bir canlı yayını ilk defa böyle bir canlı yayın yapıyoruz. Yara bakımı ile ilgili hocalarımızla yaptık ama sizinle ilk defa yapıyoruz bunu. Bunu da dikkat çekmek istedik. Onun için el hijyeni şuydu buydu. Ben şeyi sormayı unuttum bu arada. El dezenfektanları. Hastanelere gidiyoruz malum gitmek durumunda kalıyoruz istemeyerek de olsa. İşte ben onu kullandım. 5 aylık sürede hastanelerdeydim annemle ilgili. Bana zarar verdiğini gördüm. Tabii. Onun Biraz için de buna da bir şey yapabilir miyiz? Ne yapabiliriz biz? Hani el bakımı işte hani o kurallarımız var ya bizim Covid'den koruma kurallarımız hani maskeydi, işte mesafeydi, el hijyen hijyeniydi. Evet. şimdi şöyle elinde bir pH dengesi var. Yani kullandığınız dezenfektanlar ne kadar sıklıkta olursa
El pH'ınızda o kadar değişme oluyor. Bana göre en iyi, hani şöyle söyleyeyim. Şu anda piyasadaki dezenfektanların çoğunda kimyasal maddeler çoğunlukta. El yıkama, yani bildiğimiz sabunla el yıkama tekniği hepimiz artık öğrendik bu pandemi sürecinde. Yani Evet. en az 20 saniye ellerimizin aralarını, tırnaklarını, avuç içimizi, dışımızı güzelce 20 saniye boyunca normal beyaz sabun veya bebe şampuanı, bakın dediğim gibi el yıkama ne kadar sıklıkla yapar, hemen ardına da nemlendiricinizi sürerseniz bence yeterli. Çok el yıkama durumunuz olmadığı durumlarda da bana göre limon kolonyası. En şey, Dezenfektan. evet. Bununla ilgili, evet. Bununla ilgili çünkü bir hasta da yazdı, sürekli diyor elimi dezenfektan sıkmak zorundayım. Günde bir şişe bitiyor artık. Fakat ellerim çok suyu, o reyon var, aktif durumdayım. İyi ki değinmişiz bir konuya biz de. Yani bir hastamız bunu yazmış. Tabii, yani ne Evet. güzel, ne mutlu ki. Öncelikle ben aslında konumuzun başında söyleyecektim ama atladım, söylemeden de edemeyeceğim. Buyurun. Yani ben sizlerle tanışmaktan gerçekten çok mutluyum. Bir eksiğimi tamamladım. Ben hani biraz önce Evet. yara bakımıyla uğraşıyorum. Ama inanın hani farkındalık çok önemli. Ben de sizlerle sklerodermayı fark ettim. Ne Ve güzel. Ne güzel. Evet. 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 Yollarımız. Evet. Evet. İyi ki Yollarımız kesin. kesişti. Evet. İyi ki kesişti gerçekten. O anlamda önemli. Güzel bilgileriniz için tekrardan sonsuz teşekkür ediyorum. Ben Dediğim gibi Emine Hanım'a bizim sayemizde, derneğimiz sayesinde her zaman ulaşabilirsiniz. Ulaşın da derim. O sıkıntıları gerçekten yaşamayın. Ben pandemi sürecinde yaşadım. Hala hastanelere gitmeye çekiniyorum. İlaç tedavi olmam lazım ama hakikaten korkuyoruz. Çünkü bağışıklık sistemim, hele benim şu aralar çok has safhada. Onun için iyi ki sizi tanımışım. İyi ki hayatımızın içindesiniz. İyi ki varsınız. Onun için çok teşekkür ediyorum ben. mukabele. Güzel bir yayın oldu herhalde. Sizlerden tekrar teşekkür ediyorum ve kendinize çok iyi bakın. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Bütün Sizler de. sağlık çalışanlarına diyorum ki kendinize iyi bakın. Sağlıklı olmanız bizim için çok önemli. Onun için çok teşekkür ediyorum. Güzel bir yayın oldu herhalde. Ayrıca teşekkür ediyor arkadaşlarım. Ben teşekkür. Boynunuzdaki o çok güzel bizim skleroderma simgesi Evet. olan Kesinlikle. uluslararası ayçiçeği ve sarı renkte çıktığınız için muhteşemsiniz. Harika bir görüntü. Arkadaşlar buradan yazmış, konuşma esnasında söyleyemedim size ama bayıldım kolyenize. Çok Sağ hoşuma olun. gitti. Çok Özellikle yakışmış. yaptım. Çok incesiniz, çok naziksiniz. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere Emine Hanım. Evet. Ayaklarınıza sağlık, nefesinize sağlık. Tamam. Tekrar görüşmek üzere. Tamam. Tekrar bir canlı yayın yaparız inşallah. Görüşmek üzere Tamam. diyorum. Çok öpüyorum. Sağlıkla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Siz de sağlıkla kalın. Çok öpüyorum. Görüşmek üzere. Oldu. İyi günler. Ben evet yayınımı bitirmek üzereyim. Fakat burada tekrar bir şey değinmek istiyorum ben. Reyna sendromunu fark edin diyorum. Ve bizimle kalın. Derneğimiz 7/24 evet bununla ilgili bilgiler paylaşıyoruz. Canlı yayınla ilgili demişsiniz ki bir hasta. Evet biz bunları İPTV'de kaydediyoruz. Bunlar kayıtta kalıyor. Her an seyredebilirsiniz. İPTV'ye kaydediyoruz. Tekrarlarını tekrar tekrar seyredebiliyorsunuz. Bir şey daha değinmek istiyorum ben. 18-24 Ekim Görünmez Engellilik Haftası. Özellikle buna değinmek istiyorum. Çünkü ben de bir engelliyim ama beni gördükleri zaman diyorlar ki
nasıl bir engeliniz var diyor. Kör müsünüz, sağır mısınız, topal mısınız diyorlar. Her engel görünür değildir diyorum. Görünmez engellilik diye bir şey var diyorum. Bazen kişinin nedenli ciddi hastalıkla mücadele ettiğinin dış görünüşten maalesef anlayamazsınız. Onun için bizler çoklu organ tutulumu da yapan, yürüme bozukluğumuz da olabilen, görünmese de bizler de biraz engelliyiz, birer engelliyiz. Onun için buna da vurgulamak istiyorum. 18-24 Ekim görünmez engellilik haftası. Her engel görünür değildir. Onun için kişinin hastalıkla mücadele ettiği, nedenle mücadele, ciddi mücadele ettiğini bilmediğiniz için görünmez engellilikle ilgili kartlarınızı çıkarttığınızda lütfen rencide etmeyin bizi. Hastanelerde biz bunu çok yaşıyoruz. Ben bunu yaşadım. Ben içime sindirebilen bir kadınım. 30 senelik skleroderma hastayım. Bu konu beni rencide etmiyor artık ama birisi geldiği zaman işte engelli kartını gösterdiği zaman neren engelli, kör müsün, topal mısın, sağır mısın gibi kelimelerin konuşulması son derece iç acıcıdır. Onun için her engel görünür değildir. 18-24 Ekim görünmez engelli haftası içinde bu dipnot olarak da buna değinmek istiyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum ve tekrardan görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın, sağlıkla kalın. Sosyal mesafe kuralına uyalım, hijyene uyalım. Sokağa mecbur olmadık da çıkmayalım diyorum. Ve herkese sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere diyorum. Ağzıma aldık. İyi günler.